Her şey çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yalnız bizimkilerin yemekleri tehlikelidir söyleyeyim. Formunuz için zararlı. Elif abla anlatsana. Beylül sana nasıl evlenme teklif etti? Romantik laflar söyledi mi? Ne olur. Sana ne? Niye öğrenmek istiyorsun? İleride bana da lazım olacak da ondan. Geveze. Şaka bir yana bizimkini nasıl ikna ettin çok merak ediyorum doğrusu. Bir şey yapmadım. Hiç beklemiyordum ben de. Birden evlenmek istediğini söyleyince şaşırdım. Bize de sürpriz oldu. Ben de çok sevindim. Çok mutlu olursunuz inşallah. Ay birbirlerine nasıl yakışıyorlar. Doruk ne yapıyor? Mamasını yedi uyudu yine. Gel canım otur. Cemile kahve içeriz artık. Hemen geliyor efendim. Behlül, nikah tarihini kararlaştırdınız mı? Yok henüz kararlaştırmadık. Daha oralara gelmedik. Okul bitmeden olmaz herhalde. Behlül'ün okulunu bitirmesini beklerlerse yandılar. 100 yaşında evlenirler artık. Nereye imza alıyoruz sen görüyor musun Elif? Korkutma Elif'in gözünü. Masayı değil nikah defterini imzalayacaksınız dedeciğim. Efendim bir şey mi dediniz? Komik mi bu şimdi? Bülent. Boş ver bu yaz diplomayı alınca görüşeceğim ben onunla. Niye ortadan kaybolup kendini dersine verdiği belli oldu. Başka niyeti varmış. Yani. Bence şimdiden bu kadar sıkıştırmayalım. Askerlik var önünde. Benim için sorun değil. Ama bilmem. Kısa dönem yaparsın belki. Öyle olursa seneye bu zamanlar evleniriz herhalde. Şurada oturup Behlül'ün evliliğini konuşmak inanılır gibi değil. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Tekrar tekrar tebrik ediyorum çocuklar. Teşekkür ederiz. Sağ ol amcacığım. Evlendikten sonra mesleğine devam etmeyi düşünüyor musun? Tabii. Belki bu kadar yoğun olmaz ama ben çalışmadan duramam. Seçkin modacılarla çalışırsın bir tek. Tanıtımlara falan gitmezsin o zaman. Kahveleriniz geldi. Niye tezahürat yapıyorsun ki? Sen niye her lafımı bir şey buluyorsun misafirin yanında? Çocuklar. Misafir yok ki burada. Elif abla da aileden artık. Evet. Rahat rahat gidişebilirsiniz. Çok şekerler. Önce gelin hanıma. Rica ederim. Alın siz buyurun lütfen. Ay. Affedersin döküldü mü? Yok. Hadi Bülent derse. Yaptım ben ödevlerimi bitirdim. Buyurun teşekkür ederim. Kusura bakmazsınız değil mi? Ders çalışmam lazım. Memnun bile olurlar. Bülent. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok sevindim Behlül. Tekrar hayırlı canım. Olsun. Sağ ol canım benim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Yardım ister misin? Yok konu okuyacağım. Çıkarken doğru sevebilir miyim biraz? Tabii. Merak etmeyin uyandırmam uzaktan severim. Nihal. Kızım. Abla. Nihal. Su getirin çabuk. Bülent'ciğim dur. Abla. Nihal. Su getirin tamam. Çabuk. Nihal. Bir dakika canım. Nihal. Çabuk olun. Beşir. Çabuk olun. Beşir. Adnan beni bekle. Hayır sen burada kal. Beşir.
Tansiyon normal. Servise haber verin. Söylüyorum. Gerek yok, iyiyim ben. Ona doktor bey karar verecek. Tomografinin sonucuna göre başka tetkikler de isteyebiliriz. Ne gerekiyorsa yapın lütfen. Yapılacak, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Baba abartıyorsun, geçti, bir şeyim yok benim. İtiraz etme. Nihal'cim yapma böyle. Gelmişken bütün kontrollerden geç işte. Naz yaptı, ortaya çıkacak diye korkuyor. Korkuttun yine bizi. Alo. İyi iyi, merak edilecek bir şey yok. Daha evden ayrılırken kendine geldi. Her ihtimale karşı getirdik. Tetkikler falan yapılacak. Bekliyoruz. Sen neredesin, gittin mi eve? Tamam, ararım, sağ ol. Merak etmiş. Geçmiş olsun diyor. Sağ olsun. Canım ya. Boşuna telaşlandı o da. Selam söyleseydin. Söylerim sonra. Buyurun, görüntüleme merkezine alalım sizi. Yok, ona gerek yok. Yürüyebilirim de. Kurallar böyle. Ya lütfen baba. Tamam. Ya iyiyim diyorum, inanmıyorsunuz. Sizin gelmenize gerek yok. Biz kendisine yardımcı olacağız. Tamam. Korkma. Göreceksin, bir şey çıkmayacak. İlk defa almıyor ki. Daha önce kaç kere doktora götürdüm. Bir sürü kontrolden geçti, bir şey bulamadılar. Ama bunun bir sebebi olmalı Beylül. Evi aradınız mı? Merak etmesinler. Gelir gelmez konuştum. Söyledim kendine geldi diye. Raporları yarın MR sonuçlarıyla birlikte alırsınız. Ama benim gördüğüm kadarıyla fiziksel bir sorunu yok. Daha önce de söylemiştim size. Nihal'in problemi tamamıyla psikolojik. İlk konuştuğumuzda önerdiğim gibi profesyonel yardım alsaydı bugün çok yol kat etmiş olacaktı. İstemiyor. Ben de zorlamıyorum tabii. Önce problemi olduğunu kabul etmesi lazım, değil mi doktor? Evet. Kendisinin istemesi lazım. Konuşurum yine ama karşı çıkacağına eminim. Psikiyatra yönlendireyim. Tamam. Ah, Nihal gelmiş. Nihal'cim şimdi nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Fiziksel bir sorun yok. Ya söyledim, inanmadınız. Sıcak olmuştu ev, kalabalıktan bunaldım. Biz mi fenalık getirdik? Kıyamam sana. Sıkıldım, hadi gidelim. Raporları alınca tekrar konuşuruz. Tamam, tekrar teşekkürler. İyi geceler. Size de, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ders çalışacaktım sözde, vakit kaybettik burada. Aa, bir dakika. Çıkışta bekleyin, ben işlemleri yapıp geliyorum. Dur amca, ben hallederim. Çabuk ama. Tamam.